Rakunların yaşam alanları çok geniştir. Kendi bölgelerinde devriye gezmek için genellikle karanlık bastırıncaya kadar beklerler. Gece karanlıkta bile çok iyi görmelerini sağlayan gözlere sahip oldukları için avlanırken hiç zorlanmazlar. Rakunlar hemen hemen buldukları her şeyi yiyebilen canlılardır. Meyve, tohum, böcek, bitki, et. Suyun sığ olduğu bölgelerdeki kerevit balıklarını avlar ya da dallarından meyveler sarkan meyve bahçelerinde beslenirler. Rakunlar günlük ihtiyaçlarını karşılarken ellerini çok iyi kullanırlar. Elleri çok oynaktır ve çok iyi bir dokunma duyusuna sahiptir. Hem suyun içindeyken hem de dışındayken yiyecek bulmak istediklerinde ellerini kullanırlar. Sonbaharda bol yağ depolarlar. Çünkü rakunlar kış uykusuna yatmamalarına rağmen kış mevsiminin büyük bir bölümünü yuvalarında dinlenerek geçirirler. Bu sayede zorlu kış şartları onları fazla etkilemez. Rakun aynı zamanda çok iyi bir yüzücüdür. Yüzerken kuyruğu daima suyun üzerindedir ve onu ıslatmaz. Dondurucu soğukluktaki sularda bile rahatça yüzebilir. Karşı kıyıda yiyecek bir şeyler olduğunu bildiği veya düşündüğü sürece uzak mesafelere dahi yüzerek ulaşabilir. Yüzme yeteneği dışında tırmanma yeteneği de vardır. Yüksek ağaçlara oldukça rahat bir şekilde tırmanabilir ve ağaçların üzerinde dallardan destek almadan durabilir. Tırmandığı gibi rahat bir şekilde aşağıya da düşmeden inebilir. Hem yukarı tırmanırken hem aşağıya inerken tırnaklarını kullanır. Ağaç kabuklarına taktığı tırnakları onun düşmesini önler. Bazen rakunlar fark etmeden başka bir rakunun yaşam alanına geçebilir. Bir rakun bölgesine başka bir rakun girerse bundan hiç hoşlanmaz. Ufak çapta bir kavga çıkar ve daha sonra yabancı rakun orayı terk eder.